21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Samsun İlkadın Belediyesi İlkadın ilçesi Kışla Yaşar Doğuk Okulu'nda öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirdi. Fidan da dikeceğiz inşallah. O diktiğimiz fidanları sunacaksınız. Okul bahçesinde gerçekleşen fidan dikimi etkinliğinde bahçeye ve okul çevresine 100 adet çam fidanı dikildi. Etkinlik için Kışla Yaşar Doğu İlkokulu'na gelen Başkan Toka minik öğrenciler sevgi gösterisinde bulundu. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Tok daha sonra miniklerle fidan dikti. İlkadın Belediye Başkanı Erdoğan Tok, ağaçların, ormanların, insan hayatının her noktasında var olduğunu söyledi. Bugün burada çok güzel bir organizasyonla beraber sizlerle beraber olduk. Bugün Orman Haftası münasebetiyle sizlerle beraberiz. Bu Orman Haftası etkinliklerimize hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii ormanlarımız bizim için çok önemli. Ormanlarımız bizim akciğerimiz. Okuduğumuz kitaplarımız biliyorsunuz ağaçlardan yapılıyor. Kalemlerimiz ağaçlardan yapılıyor. Defterlerimiz ağaçlarımızdan yapılıyor. Oturduğumuz sandalyemiz, masamız, her şeyimiz ağaçlarımız. Öyleyse ağaçlarımıza, ormanlarımıza sahip çıkmak gerekiyor. Çorum'da Dünya Ormancılık Haftası nedeniyle kent meydanında ücretsiz olarak dağıtılan fidanlardan almak için uzun kuyruk oluşturan vatandaşlara 2000 fidan kısa süre içerisinde dağıtıldı. Yetiştiren de sebep olanlar Allah razı olsun. Arkadaşlar biraz şöyledir. Hafta kapsamında Çorum Orman İşletme Müdürlüğü'nce ağaç kesiminin engellenmesi konusunda bilinç oluşturulması ve il genelindeki dikili ağaç varlığının artırılması amacıyla ağaç kesme fidan dik etkinliği düzenlendi. Traktör römorkundan dağıtılan fidanlardan alabilmek için kuyruk oluşturulan vatandaşlar arasında zaman zaman tartışma yaşandı. Dağıtılan karaçam ve sedir fidanları yaklaşık 10 dakika içerisinde tükendi. Tokat'ta ise Gazi Osman Paşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Rüstem Cangi ve bazı öğretim elemanları talep eden çiftçiler için kampüsteki serada aşılı asma fidanı yetiştiriyor. Arkadaşa ver fotosunu. Göster. Ziraat Fakültesi Bağcılık Bilim Dalı'nda görev yapan Profesör Doktor Rüstem Cangi, Yardımcı Doçent Doktor Adem Yılmaz, araştırma görevlileri Seda Sucu ve Neval Altıncı yaklaşık 5 yıldır asma fidan üretimi üzerine çalışmalar yürütüyor. Cangi ve ekibi Taşlı Çiftlik Kampüsü'ndeki serada ürettikleri aşılı asma fidanlarını talep eden çiftçilere veriyor. Bölgede özellikle narince fidanı eksikliği söz konusu. Hem eğitim hem araştırma hem de bölgedeki fidan ihtiyacına katkı sağlamak için bu ünitede şu anda 2015 yılı fidan üretim sezonuna başlamış bulunuyoruz. Bayburt'ta da 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında vatandaşlara 2000 fidan dağıtıldı. Etkinlik Cumhuriyet Caddesi'ndeki Bayburt Valiliği önünde gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan Vali Yusuf Odabaş, fidan dağıtımı öncesinde yaptığı konuşmada Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası'nın ülke genelinde olduğu gibi Bayburt'ta da çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.